eşit, üstte mavi gök basmasın, altta yalnız yer delinmesin. Senin ilini, senin töreni kim bozabilir? Artık titre ve kendine dön. Açtım bir kayıt. Oo. Mikrofona bakacağım. Salak bağırma. Konuş deyince. Nasıl, iyi mi? Selam millet, umarım iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Arkadaşlar, sizlerle bir iki aydan uzun süredir bir içerik üretemiyorum. Yeni şimdi bir kamera aldım. Samet arkadaşım ekibimize katıldı. Artık iki kişiyiz. İkimiz birlikte içerik üreteceğiz bu saatten sonra. Bana çok faydası dokunacağını düşünüyorum. Bizle kamera arkasında bazen sohbet edecek, bana sorular falan soracak. Sen de selam ver Samet. Aynen, merhaba arkadaşlar. El sallıyor. Neyse, bu bazı insanlar yorum yapmış işte. İlaç bitti, aşk bitti mi hocam? Yarıştan sonra niye içerik üretmedin vesaire vesaire. Arkadaşlar, kullandığımız anabolik hormonların birazcık psikolojik yan etkileri oluyor. Haliyle oraya gittiğim zaman da bir sürü masraf yapıyorum. Her şeyi böyle internetten sadece gördüğünüz gibi değil. Millet diyor ki hocam o ne güzel besleniyorsun, ne güzel yetiyorsun falan ama kredi kartlarımızın patladığından kimsenin haberi yok. Yani Türkiye şartlarında yaşıyoruz maalesef. Bu acı bir gerçek. Şimdi yeni bir planlama yapıyorum. 4 aydır naturalim, hiçbir ilaç kullanmıyorum. İlk 2 ay hiç spor yapmadım. Yarışmaya gitmeden önce benim zaten 1 senedir bir omuz problemim vardı. Burada biceps tendonumla omuz tendonum arasındaki bağda bir iltihaplanma vardı. Daha önceden kortizon falan vurdular. Fizik tedaviye gittim. Hiçbir şekilde derdime çözüm bulamadım. Ve en sonunda doktor bana dedi ki senin hiçbir şekilde antrenman yapmaman gerekiyor tam 2 ay boyunca. Ben de yarıştan geldim. Fırsat dedim. Vücudumu 2 ay dinlendirdim. Şimdi evimize yakın bir spor salonu var. Oraya yazıldım. Böyle yavaş yavaş bu 1,5 aydır, 2 aydır falan kendimi ısındırıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şey aldım, supplement aldım. Bunlar zaten daha önceden kullandığım ürünler. Bunları birçoğunu ilk defa kullanacağım. Çünkü bu sefer önümüzdeki 2 sene boyunca bunu Fikret hocamla da konuştum. 2 sene boyunca bir büyüme yapacağım yani. Burada Swiss Nutrition markasını ilk defa denedim. Yani şu anda orucuz zaten de. Şu an tadını bakamayacağım. Baktım bunların öncesinde. Arkadaşlar yani gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Hiçbir sponsorluğum da yok. Arkadaşlarıma da tadına baktırdım. Yani bu Swiss Nutrition'ın bu kadar iyi bir tadı olduğunu ve aroması olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu geçen yıl laflı yedirdin mi bize? Aynen. Size de tadına baktırmıştım. Nasıldı Samet sence? 10 numara tadı var. Kesin. Değil mi? Bir de Samet hiç öyle protein tozu doğru düzgün tüketmemiş birisi. Ona rağmen o bile oha dedi yani. Özellikle de bu aroması. Yani çikolata ve bu karamellisini bayağı beğendim. Ben daha önceden bir Optimum Nutrition Gold diye bir marka var, bilirsiniz arkadaşlar. Bizim zamanımızda 220 TL'ydi. Şimdi geçen baktım 4000 lira mı yazıyordu, 3500 lira mı ne yazıyordu. Yani ucuzken ben ondan bir 20 kutu falan bitirmişimdir. Yani bu tam o ayarda, yani o kalitede bir protein tozu. Gerçekten adamlar yapmış. Burada bakayım. Burada bir çantası var, bir de bunun shaker'ı vardı. Heh, bak burada kutu var, bak burada bir de bana shaker göndermişler. Havlusu da var. Havlusunu direkt gelir gelmez kilit sepetine attım arkadaşlar. Burada da Swiss Nutrition'ın glutamini. Bunu da hayatımda ilk defa kullandım. Bu da zaten aromasız. Glutaminin falan genelde tadı aynı oluyor. Şöyle atayım. Şunları şuradan kaldırayım. Sence kaldırayım mı Samir? Ya da dursun mu şu anda? Şöyle kenara itebiliriz hepsini ya. Göz önünde olur yani. En azından öyle mi diyorsun? Aynen. Tamam. Kenara koyabilirsin çünkü tam... Şuraya dizeyim lan Samir'im. Aynen öyle. Şurada kalabilir hepsi. Bunları çünkü kutu açılımı yapacağız. Bir sürü ürünümüz var, bir sürü vitaminimiz, bir sürü supplementimiz var. Şunu da şöyle atayım. Buradan Protein Ocean'dan. Yani Protein Ocean'ı çok kullandım ama böyle vitaminlerini falan ilk defa kullandım yani. Bunu samimi söylüyorum. Bana bir şekil göndermişler. Burada bir sürü ürünümüz var. Burada bak probiyotiğimiz var. Bunu da hayatımda ilk defa kullanacağım. Bu bağırsak sağlığı için çok önemli. Günde en az 1 kilogram tavuk, 1 kilogram da pirinç yemeyi düşündüğüm için bağırsaktaki bu ne diyorlardı buna?
Arkadaşlar bunun içerisinde yararlı bakteriler var. 2 milyar kop olarak geçiyor. Hayatımda da bu supplementi ilk defa kullanacağım. Bağırsak sağlığı için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Burada deve dikeni var. Deve dikenini zaten daha önceden kullanmıştım. Şu marka, Mop diye bir markadan kullanmıştım. Şimdi hepsini protein hoşuna geçiyorum. Bir deney yapacağım kendi. Bakalım burada nelerimiz var. Bak yine mitişim. Burada da glutatyon var arkadaşlar. Bu glutatyon da çok güçlü bir antioksidan, insanın bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesine sebep olan çok yararlı bir supplement. Daha burada bir sürü supplementimiz var, bakalım. Küenzim Q10, bu da karaciğer, böyle iç organlarda bulunan, böyle böbrekte falan bulunan bir yararlı bir supplement. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiren bir supplement. Bunlar arkadaşlar yaşa bağlı olarak vücudunun üretimini azalttığı supplementler. O yüzden kullanıyoruz. Bir de bu sinir uçları yenilenmesine falan yararlı olduğu yazıyordu yani benim okuduğuma göre. İşte küre girdiğimiz zamanlarda vücudum çok şey oluyor, yıpranıyor, yoruluyor, sürekli yüksek kilo ağırlık çalıştığım için beni yıpratıyor, bana bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burada da bromöleinimiz var. Bunu daha önceden kullandım. Şurada alayım. Vanlook markasınkini kullanmıştım. Bu gayet benim için iyiydi. Şu anda ilk defa yine protein hoşuna geçtim. Bunu sabah aç karnı içiyorum. Yüksek protein aldığımız için bu ananasın içinde bulunan bir madde. Bu proteinin eminimini hızlandıran bir şey arkadaşlar. Bu biraz böyle aç karnı içtiğin zaman bir yan etki olarak şey yapabiliyor. Birazcık mide bulantısı falan yapabiliyor ama birazcık buna alışmak gerekiyor. Bakalım Şamet'cim, burada maşallahımız var, burada bromelinimiz var, glutatyon. Bunlar geri kalan her şey galiba aynı kanka. Aynen, bunların hepsini de buraya koyarız. Bunları zaten toplu şekilde sonra çekeriz Samet'im. Tamamdır, hallederiz onu. Şimdilik nasıl, iyi mi? Şu an 10 numara. 10 numara 18 yıldız mı diyorsun Samet'im? Kamerayı aldığımız iyi oldu. Değil mi? Çok iyi oldu ya. Bu arada arkadaşlar yorumlara da bu yeni kameramızın şeyini yazın. Yani iyi mi değil mi, daha böyle mikrofonumuzu falan da almadık. Evet, harici bir mikrofon alacağız. Yakan mikrofon alacağız uzaktan bu lütfen. Evet, SD kart falan alacağız inşallah. Evet, evet. SD kart aldık pardon. SD kartımızı aldık. Buna bir yakan mikrofon lazım uzaktan. Hı-hı. Şu an kameranın mikrofonunu kullanıyoruz inşallah. İyidir yani test ettik ama bence şu an yeterli. Bence iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki kutumuz da bitti. Buradaki kutumuz da bitti. Şunları şöyle alalım. Şöyle. Bunlar kalabalık yapmasın. Şunlar da şöyle. Çok oraya gidip geldim. Vallahi yoruldum. Arkadaşlar burada da multivitaminim var. Bu multivitamini çok kullanıyorum. Nature Suprema markası. Burada da omega 3'üm var. Genelde bu iki markayı kullanıyorum. Omega 3'te de daha önceki videomda da gösterdim. Balen markasını da tercih edebiliyorum. Oğlum, marka ismi veriyorum ya, bir şey olmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Burada omega 3'ümüz var. Para telif atarlar, parayı kazanamaz. Paramı vereyim lan diye. Paramı istiyorum. Olursunuz. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Bunları da şöyle koyalım. Arkadaşlar aile evinde olunca biraz şey oluyor böyle. Ama mutfakta çekiyorsun, cart ediyorsun, duruyorsun. Bu arkadaşlar şu anda kullandığım bir supplement. Bu Kongların Whey'i, Muscle Balance markasının. Yani bu içerik biraz samimi bir içerik olacaksa, arkadaşlar bu Muscle Balance ürünlerinin genelde bak kalitesi çok iyi, samimi söylüyorum. Yani gerçekten kullandığın zaman o %100 whey hazırı gerçekten veriyor. Diğer ürünlerinde de. Ama böyle bir tadını sanki bu marka çok bunu beceremiyor. Yani bir türlü o tadı bana hitap etmiyor veya beğenenler vardır bilmiyorum. Herkesin damak zevkine uymayabilir değil mi? Evet. Ya biraz böyle çok şekerli, çok yoğun bir aroması var. Daha önceden bu kurabiye aromalısını da denedim. Farklısı vardı. O bundan daha iyiydi yani diyebilirim. Ama içerik ve kalite bakımından ve hissiyat olarak gerçekten bence çok kaliteli bir supplement. Biz sporcular için de zaten tadın pek bir önemi yok arkadaşlar yani. Ben yulafı suyla çekip içiyordum. Benim bir önceki videomdan zaten izlemişsindir Samet sen de. Aynen öyle. Burada arkadaşlar kreatin var. Bu arada buradaki supplementlerin şu anda %90'ını kullanmıyorum. Ramazan'da olduğum için vücudumu hala dinlendiriyorum. Ramazan'dan sonra bir şurada ilaçlarım var. Burada şurayı da şöyle hemen göster. Çok fazla göstermek istemiyorum. Orada Dekameka falan işte gibi tarzında ilaçlar var.
Zaten bunun detayını anlatacağım için şu anda çok fazla anlatmak istemiyorum onları. Burada kreatin var, bunu kullanmayacağım. Kübreyken de kullanmayacağım. Bunu PCT yaptığım dönemlerde kullanıyorum. Çünkü zaten böbreklerim yeterince yorulacak küre falan girdiğimde. Bir de şimdi Ramazan'dayım, zaten su kaybından dolayı kullanamam. Bunu böyle PCT yaptığımda, anabolizanların etkisi vücudumdan çıktığında böyle kas kaybetmemek için bunu vücudumda tekrar o suyu, o pump hissini kazanabilmek için bunu kullanacağım arkadaşlar. Burada zaten bu benim fix supplementlerimden biri. Bunu eczaneden alıyorum, Türkiye'deki eczanelerden. Magnezyum. İçinde hem magnezyum var hem de çinko var. Burada da C vitaminimiz var. İşte yine C vitaminimiz var. İşte burada D vitaminim var. Bunun bir damlası 1000 IU. Günde 2 damla alırım her zaman fix. Burada da kafein supplementim var arkadaşlar. Bunu da protein oluşumdan aldım. Flava markası. Sormak istediğin bir şeyler var mı Samet? Birkaç tane Instagram'da soru almıştım. Çünkü öyle bir şeyler diyordum. Sana evet. Soru gelmiş diyordum. Aynen. Arkadaşlar artık sosyal medyamda tamamıyla Samet ilgilenecek. Yani benim gerçekten iş yükümlülüğümün büyük bir kısmını almış olacak. Evet, mesela Hamza arkadaşımız demiş ki ne tür protein ve vitaminler var çok merak ediyorum demiş. İşte bunları anlattı. Zaten. Hepsini zaten videoda gösterdik. Evet. Bir sonraki şeye geç. Hasan Fit demiş, natürel vücutta yarışmaya katılmak mümkün mü demiş. Bu güzel bir soru. Bunu gördüm Hasan'cığım. Hasan, sen benim öğrencimsin. Seni biliyorum. Genetik olarak gerçekten şanslısın. Herkes natürel olarak spora, yarışmaya katılabilir. Ama herkes kolay kolay başarı sağlayamaz. Yani kendin için soruyorsan bence sen başarı sağlayabilecek potansiyelde bir kardeşimsin. Ama natürel olarak herkes yarışma yapamaz. Ya ne zaman spora başladığınız hakkında bir bilgi verin hocam. Bir de şunu diyeceğim. Herkes yarışma yapabilir de derece yapamaz yani. O anlamda onun altını çizeyim. Yoksa tabii ki de yapabilirsiniz. Ne zaman spora başladığınız merak ediliyor. Ben arkadaşlar 20 yaşında spora başladım. Şu anda yaşım 26. Orada Hasan yaşınız da kaç diye sormuştu galiba. Onu da söyleyeyim. Şu anda 26 yaşındayım. 20 yaşında başladım. 6 senedir bu sporu yapıyorum. Tam 3,5 sene boyunca ben bu sporu 3,5-4 sene boyunca natural olarak yaptım. Yani şu an Çorum'da ikamet ediyorum. Çorum'dakiler de beni bilir. Ben yani 175 kilo squat, 5 tekrar serbest ağırlık yapardım. 175-180 kilo. 230 kilo 5 tekrar benim deadlift'im vardı. Genelde bu soruları sormaların niyetleri bu çünkü. Hani ilaca şimdi niye girdin, şimdi mi girdin? İşte ilaçsız vücut olmuyor mu gibi diye bunu anlatayım. Benim 155 kiloda 5 tekrar benim bench press'im vardı arkadaşlar. Etrafımdaki insanlar böyle işte senin bu işe bir yatkınlığın var, çok güçlü bir çocuksun, işte kas kütlen çok hızlı gelişiyor dedikten sonra ben de arkadaşlar şeye başladım, küre girdim yani. Var mı başka? Bir soru daha var. Sanırsam ismi Mustafa Musti 2 ile kullanmış. Hocam strike dönemini kür planlaması hakkında bilgi verir misiniz demiş. Onu Mustafa'cığım şu anda anlatmayacağım. Onu bir sonraki videomda anlatayım. Yani kür döngüsünü anlatmak çok doğru bir şey de değil. Yani atıyorum derim ki 1000 testo kullanıyorum, şu kadar şunu kullanıyorum, bunu dersin. Ama bir planlama yaptığın zaman, yani bizi izleyen insanlar da var. Yani adam alacak, bak bu Mehmet şunu kullanıyormuş, ben de bunu kullanayım falan diyecek. Yani biz bunların yan etkilerinden falan bahsediyoruz içeriklerimizde ama yani çok da böyle açıp böyle tahtada işte pazartesi şunu al, çarşamba şunu al gibi falan bir içerik üretmeyi açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de bu Instagram'dakiler değil de biraz da YouTube'dakilere devam edelim. YouTube'da da çünkü içeride bir sorun olacak sana. Samet sorun vardı, onu sor kardeşim. Kullanılan ilaçlar ne gibi yan etkiler yapıyor? Bunun hakkında bilgi verirsen daha güzel olur. Kullandığım ilaçların birçok yan etkisi var. Yani vücutta bunu tanımlayamadığımız yan etkiler de mutlaka oluyordur. Yani bir jinokomasti gibi falan bir yan etkim şükürler olsun bu zamana kadar olmadı. Yani çünkü kür planlamamın doğru yapıldığını düşünüyorum. Kan tahlillerini düzenli olarak veriyorum. İşte bir herhangi bir böyle büyük bir yan etki yaşamadım. İç organlarım olarak da şükürler olsun. Yani kan tahlillerimde falan da karaciğer enzimlerimde falan da öyle aşırı bir yükselme olmadı. Zaman zaman yükselmeler oldu ama bunu böyle karaciğer koruyucularla falan bunu destekledim. Bendeki en büyük yan etkisi şu oldu. Biraz psikolojik durumsal yan etkiler oldu. Yani şimdi bu kimisi de diyor ki ben vurunca tam tersi pamuk gibi bir adam oldum diyor. Ama benim bazen böyle olaylara aniden böyle bir tepki verme gibi böyle bir duygu durum karışıklığına soktuğu böyle durduk yere beni duygusal anlara soktuğu böyle
böyle izle bir şey izlerken durduk yere gelen ağlama hissi gibi falan böyle bir hisler oldu. Bunu sorduğum insanlar oldu. Ben yaşamıyorum diyenler oldu. Kimisi çok böyle yaşadığın işte şiddetli antrenmanlardan, diyetlerden olan da oldu. Ki bence bu anabolik bir etkiyle alakası var. Ben kendi gözlemlediğime göre çünkü benim de bazı öğrencilerim direkt hiç bunlardan bahsetmememe rağmen hocam bu arada çok da duygusal hissediyorum, işte çok böyle ki modumu düşük hissediyorum falan diyenler oldu. Yakın arkadaşımdan da oldu. Şükür bir yan etkisi yani bunun haricinde öyle bir yaşamadım. İnşallah da yaşamam bu saatten sonra. Güzel. Bu YouTube'da bayağı böyle bir şeyler var, yanıtlamadığım böyle şeyler var. Bunlara bakalım. Fikret Kaya demiş ki merhaba kaçıncı kürde trenbolon kullandın demiş. Ben üçüncü kürümde trenbolon kullandım arkadaşlar. Testo Taylan ben böyle sağa sola bakıyorum. Evet işte şaşı gibi sağa sola bakıyorum. Evet evet doğru diyorsun. Bende öyle bir huy var kanka. İşte onu halledeceğiz işte. Tamam dur. Arkadaş bayağı uzun bir soru bayağı sormuş. Bayağı önce bir okuyayım da şimdi hepsini okuyup bu değildir demek de olmuyor. Aynen. Yani bak birisi şunu söyleyeceğim bak mesela Mert kardeşim sormuş aklımda birkaç soru var işte yaşım 18 işte kilosunu boyunu yağını falan söylemiş işte ilaç kullanma kararı almış 3-4 aylık bir kilo yağ oranını kaça indiririm falan yani arkadaşlar bu tür soruları mesela böyle yorumları değil de ne bileyim bir bizzat Instagram'dan falan sorsanız daha iyi oluyor ya genelde de çünkü kimse bu soruları cevaplamıyor hani bunun için çünkü ben sana bir rastgele rakam veremem ki bir ayda %10 yağ oranı verebilirsin. Bu senin antrenmanına, senin genetik yapına, senin beslenmene, senin ne kadar bu işi sürekli yaptığına falan bağlı. Yani bunun için oturup düzgün bir planlama yapmamız lazım. Ya şu sorular çok saçma. Bir kürde kaç kilo alırım? Kaç kilo veririm? Ben nereden bileyim? Yani bilemezsin. 10 kilo alan da var, 20 kilo alan da var. Yani bu senin genetik yapın. Genetiği farklı. Gerçekten öyle. Yani hani evet. Adama anlatıyorum ya hocam tahmini söyle diyor. Diyorum ki 7-8 alırsın. Yani en düşüğünü söylüyorum. Belki 20 alacaksın. Ha 20 de kimse alamaz da öyle bir baba it yok. Hani ama mesela diyorum, örnek veriyorum. Bilemem çünkü. Bakalım. Hocam sizce bacak antrenmanında deadlift zararlı mı demiş. Bence yani deadlift faydalı bir hareket. Belinde falan bir sıkıntı yoksa bir zararı yok. Hani ben deadlift'i direkt bacak için yapmıyorum ama genelde sırtımın alt kısımlarını daha çok geliştirebilmek için yapıyorum. Abi sporda giydiğin kıyafetleri nereden alıyorsun diyor. Sporda giydiğim kıyafetleri genelde ben Fast Effect markasını çok kullanıyorum. Furkan Er'in kendi markası. Sonra Big Green var. Mustafa Yıldız'ın. Oradaki atletleri kullanıyorum. Genelde böyle oversize'ları falan böyle. Genelde Fast Effect'ten alıyorum. Atlettir, shorttur falan. İkisini karışık Big Green'den falan kullandığım oluyor. Bakalım. Bir arkadaşımız daha soru sormuş. Uzaktan eğitim ne farkı var? Hacı nasıl antrenman verir ki uzaktan eğitimle diyor. Alsan da işte standart, incline, işte dumbbell press, işte barbell row, pull down yapacaksın. Nasıl bir fark oluyor acaba diyor. Arkadaşlar gerçekten fark oluyor. Ben de böyle düşünüyordum. Yıllardır kimseden PT'lik almadım. Şu anda Fikret Hoca ile çalışıyorum. Öncesinde Emin Çapan'la çalıştım. Buğra Keskin'le birlikte çalıştım. Bununla alakalı videom da var. Gerçekten fark ediyor ve hala da yani benim bir koçum var ve onlardan program alıyorum düşün. Bu işler şöyle oluyor. O adamın da bir yabancı antrenör oluyor. Şimdi o adam yabancı antrenörüyle çalışıyor. O kendi bilgisini, deneyimini kendisine aktarıyor. O adamdan gidip ne yapıyor? Mehmet parayla parasını veriyor. O adamın bilgisini satın alıyor. Benden de bunu alan insan benim bu bilgimi satın alıyor. Yani bu böyle böyle gidiyor. Beslenmeyi zaten yapıyorsan yani günlük makronu mikronu hesap ediyorsan günlük alman gereken protein değerlerini falan karşılıyorsan burada gerçekten fark yaratan şey kesinlikle antrenman sistemi yani ben buna adım kadar eminim yani ben çünkü bu spora ilk başladığımdan beri çok hızlı gelişen bir insandım bunu hep çevremdekiler söylerdi benim hep farkımı gerçekten o yaptığım köpek gibi antrenmanlar oluşturdu yani o farkı o yarattı bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu kadar soru cevap yeter. Ben de niyetliyim ağzımın içi çamur oldu. Bu saatten sonra artık aktifiz. Instagram'dan, YouTube'dan veya YouTube'da topluluk kısmından bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bundan sonra Samet'le inşallah hep birlikte içerik üretmeye devam edeceğiz. Samet de oradan okey verdi. Senin diyeceğin bir şey var mı kardeşim? Yok. Buradan antrenmana geçelim. Orada zaten tekrar devam edeceğiz. Tamam o zaman.
Nasıl? Elimizin tipim. Güzel. İyi mi? Arkadaşlar, spor salonumuza geldik. İftara da tam olarak. Bir saatten az var değil mi? Aynen. Bir 50 dakikamız falan kaldı. 50 dakikamız falan kaldı. Zaten Ramazan'da şey yapmıyoruz. Çok fazla yıpratmıyorum kendimi. Yani bu süreçte formu korumaya çalışıyoruz. 3 hareket falan göğüs gireceğim. Yani olabildiğince yüksek kiloda çalışmaya çalıştım. Bizim için zaten sürpriz çalışma Ramazan'dan sonra olacak. Ramazan'dan sonra başlayacak. Yani Ramazan'a kadar kendi vücudumu dinlendiriyorum. İçeride görüşürüz. Şey yapalım. Dene bakalım. Biraz daha tutmak lazım. Tam istediğim tekrar oldu, güzel. Evet. Eline sağlık kardeşim. Right now, here's the kind I prefer.
drum, but right now here's the camera. Spotlar şöyle diyor. Yukarı bakıyor mu? Samet'im antrenmanı hızlı bitirelim. Çünkü iftara az kaldı. Aynen, yarım saatimiz var. Sert ve şiddetli bir antrenman yapmayı düşünüyoruz. Bu alet gerçekten her spor salonunda yok. Yani özellikle bu şekilde dirseklerden bir sıkıştırma yapabildiğimiz için gerçekten fayda gördüğüm bir egzersiz. Diğer salonlarda genelde böyle bu şekilde tutuşlar oluyor. Yani onlar da işe yarıyor, bunlar da işe yarıyor ama bu bende daha iyi bir hissiyat sağlıyor yani açıkçası. Nasıl pump olmuş muyuz? Zoom yap, göğüslere bak, göğüslere zoom yap. Bas kayda Samet'im. Çek şurayı. Yaklaş şuraya. Babalar sonda çalışır. Arkadaşlar antrenmanımız bitti. 13-13 yani inanılmaz derecede yoruldum. Bayağı susadım. Samet'im de gitsin. Yemeğini yesin. Sahur iftarını yapsın. Sahurumuzu yapalım. Hadi hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.